Selamlar. Böyle inanılmaz enerjik video açmak istiyorum. Bir deneyeceğim şimdi. Şöyle yapalım. Merhaba. Haftalık 7 an itibariyle başlamıştır. O zaman da. Bilmeyenler için benim 13 yaşında dünyalar güzeli kız kardeşim var. Artık 13 yaşında çünkü perşembe günü başlatıyorum bu video bu hafta. Dün çarşambaydı. Wow! Bu bilgiyi unutmayın bak. Bugün perşembeydi. 21 Ekim doğum günü Nisan'ın. Dün gidemedim onu görmeye. Bugün gideceğim. Bir hediye de alma fikrim vardı. Sonra aklıma bir fikir geldi hediye için. O hediyeyi almaya gidiyorum. Oradan da onun yanına gideceğim falan. Bu arada haftalık 6 bir günde 50 bin izlendi abi. Ellerinize kollarınıza like atan dertlerinizi el görmesin. Güzel yorumlarınız, destekleriniz. Bunu da es geçmek istemedim. Hadi videoya başlayalım. Yine kaliteli vlog çıkartırım umarım. Bunu böyle havalı arabaya koli atma videosu düşünün ama arkadaşım adı neydi? Ali. Ali beni bulduğu için Ali'ye çektiriyorum. Ben zalim bir influencer mıyım Ali? Çok tatlı bir influencersın. Kardeşime scooter aldım. Bu bir tane çektik ya bunun videosu. Dedim bu keko kullanın. Yani dedim ki bu keko şimdi 13 yaşında ya, ehliyetsiz bir şey alayım, motoru falan da seviyor, scooter'a biner. Bizimkiler de kaykaya almışlar, her türlü getirli götür geçi var şu anda. Öyle aldım gidiyorum, bakalım ne tepki verecek. Ya ne yapıyorsun kral ya? Ya ne yapıyorsun kral? Aşkım özledim mi dur. Hadi gel peşimden. Saçlarını sak gerizekalı. Kendim bilerek sak. Hadi gel. Evin önüne. Peşindeyim, devam et ki. Göreyim bakayım kaykayı nasılmış. Bak dünyadan haberi yok. Ne zamandır da görüşmüyoruz. Ya yürü be. Ne yapıyorsun lan? Bu ne salak bir hareket. Müthiş bir insansın. Bir şey diyeceğim. Bir arabanın bagajını açsana kral. Lan bagaj üstteki. Ne oldu? Binersin işte. Böyle ne manuel uğraşıyorsun? Elektrikli devam ki. Haftada 3 gün alırım. Ben senin olsam kirayı veririm Mart'ın 7'ine. Mecbur vlog milog. Neyse artık hayatımız böyle. Her şeyimizi çekmek zorundayız. İyi böyle. Biz show business bir aile olduk artık. Taşıyabiliyor musun hala beni? Ha? Hala beni nasıl taşıyorsun? Lan oğlum sende ne var? Oyunculuk on böyle anlamadım. İyi sana aldık, sana çektiriyorum videoyu. Böyle de saçma. YouTuber life işte bak. Hep şu oldu. Ben sana kapıyı açayım. Kamera sende, önemli olan sensin. Hadi eve de sen git. Hatta eve sıfırdan giriyormuş gibi. Peki. Oyun arayı kestiğimizi düşün. O zaman kapıyı ben açayım. Tabii. İnsanım merhabalar, kargonuz geldi efendim. Buyurun. Merhaba. Abi dur tamam koli bırak, almayacağım, yemeyeceğim ya. Malzeme bu. Hadi açalım. Aslında bayağı hazır geliyor neredeyse. Bir sanırım şeyi yok. Gidonu farklı. Hadi çıkartalım. İçinden bir takım parçaların olduğu user manual var. Bunlara bakacağız. Sanırım yedek lastik falan var. Bir de adaptör var. Lastik kılıf ama dediğin gibi. Toyomi demişti mesela ilk videoda, yanlışmış. Bayağı Ducati. Sonra yazdım yorumlara da. Böyle parçalar çıktı içinden. Böyle lastik kılıfı var, anahtar var. O büyük ihtimalle birçok şeyin ortak anahtarıdır. O kesiliyor mu? Ne yapacaksın, eve mi saklayacaksın bunu lan? Hayır ne bileyim, normalde kesilemez ip diye geçiyor ya. Kesilemez ip diye nerede geçiyor lan? Bileyim kaçırmalarda falan. Ama kesemedik da yani. Kaçırmalarda mı? Kaç tane kaçırmada bulundu tam olarak da kaçırmalarda bu ip kullanılıyor? Tecrübeli dolandırıcı kalpazan kaçırmalarda bu ip kullanılıyor diyor, manyaksın. Böyle köküne kadar sokuyormuşsun. Bu kırmızı arkadaşı da dikine yapıyormuşsun oraya. Açtık YouTube'dan unboxing'ini izledik yani. Biz de bilmiyoruz. Manuelde de çok güzel anlatmıyor yani şöyle böyle oluyor diye. Bu da bir hastalık ya. ASMR'e evet. Ne diyorlar buna? Evet. Bakalım şarjı var mı reisin? Vallahi full. Hadi bir test sürüşü.
içinden böyle paket çıkıyor. Bunun içinde 4 tane vide var. Bir tanesi burada sıktım. Gidonu sabitlemek için kullanıyoruz. Biz keko gibi dışarı atladık. O anda uyandı. Evet. Bunları sıkınca vide uğraşmazsın. Bir tek bu kabloyu içeri soktuk ya biraz önce. Bu kabloyu içeri sokarken gidonun ağzı birazcık keskin. Kabloyu kolayabilir. Biz de ufak bir yerinden bir çentik attırdık. Bu arada bunu soranlar da yani Ducati tarzını almak isteyenler Ataşehir Korlas'a ulaşarak alabilirler. Sanıyorum ki henüz online'da bir yerde yok. Fiyatını da ben de bilmiyorum şu anda. Faturamı da bilmiyorum ya. Ben aldım çıktım sana yetişeceğim diye. Biraz indirip bir avukat video çekiyoruz ya. İnsan çok böyle duygularını aktarabilen bir karakter değil. Çok böyle yükselince falan anlamazsın yani. Çıldırmaz şey yapmaz ama abisi olarak tabii anlıyorsun. Aşırı mutlu oldu şu an mesela. Bu hareketimi mesela unutmaz. Bunu yazarken de bu onun için çok artı 5. Selam. Gün cuma. Nereden baksanız komple gün içi kurguyla. Cem'in ilk videosunu geçen videoda anlatmıştım. Yapmıştık hatırlıyorsunuz. Şimdi de bir sonraki videonu yapıyorum. Bu da M3 ve M4 ile alakalı video. Bu bir lansman videosu. Şimdi örgüsünü bitirdim. Altına müzikler eklenecek ya da ses eklememiz gerekiyorsa onları yapacağız. Yukarıya işte Cem'in Instagram KJ'si, Twitter'ı ya da işte renk eklemek istiyorsak bir adjustment layer falan gelecek. Şu gördüğünüz turuncu kısım Cem'in introsu, sonuna outro gelecek gibi gibi. Video bugün 2-3 saat içinde toparlanır diye düşünüyorum. Saat şu anda 3.20, 4.30'da da yarın olacak bir proje için bir tane konferansımız var. Burada şöyle bir şey gördüm. YouTuber'larla hep de söylemek istemiştim ama konseptim daha önce bu olmadığı için hiç anlatamadığım bir şey bu. Cem'le yaptığımız son video buydu. Şimdi bu video, içerik olarak bakarsanız bilerek bu kısmını açtım. Görsel olarak zayıf bir video. Nasıl zayıf bir video? Cem çok fazla yol yapmış ve çekebileceği yolda onca görüntü varken çekmemiş. Bu okey. İnfluencer'ın, bir YouTuber'ın, YouTuber olarak bakarsan bir hata. Fakat Cem için ve bazı influencer'lar için durum biraz daha farklı. Cem aslında profesyonel bir yarışçı. Dolayısıyla çok iyi video çekebilmesi, çok iyi kurgulayamaması ya da unutması bunlar çok olası durumlar abi. Yarışçılar, sporcular, farklı meslek gruplarında profesyonellik alanı olur. Burada profesyonel gibi davranamaması insanların çok normal. Ben mesela görüntü yönetmeniyim. Bende olsa bende garip olur. Bende eleştirilebilir. Cem'in bu videolarını açtım. Videosundaki yorumları açtım daha doğrusu. Benle ilgili de bayağı yorum vardı. Teşekkür ederim. Hepsine girip beğendim. Şimdi bu videonun yorumlarında şu an bulabilir miyim bilmiyorum ama işte şunun gibi bazı ofansif yorumlar var, tamam mı? Mesela adam şunu söylüyor işte. Tek merak ettiğim şey şuydu, yapmamışsın. Aferin sana. Bravo. Ne biçim video bu kardeşim? Bence YouTube'da bu çok ciddi bir problem abi. Özellikle Türkiye YouTube'unda. Mesela ben Cem'i seviyorum. Kişisel olarak da seviyorum. Tanımasam da videolarını izlemekten keyif alırdım. Çünkü birçoğumuzun %95'imizin yapamayacağı şeyleri yapıp demeyeceği yerlere gidiyor ve çekemeyeceği şeyleri çekiyor. Dolayısıyla eğer daha iyi bir video izlemek istiyorsam Cem'e verebileceğim en iyi tavsiye ona pozitif öneride bulunmak. Yani adama sövüp saymak, bu ne kardeşim falan demek yerine, ya hocam şunu şöyle yapsan daha iyi olur mu? Şunu yapma imkanın var mı diye gitmek daha mantıklı. Maalesef ki Türkiye'de böyle yermeyi çok seviyoruz ama aslında güzel öneri bence buraları daha iyi hale getirebilir. Neden buna yükseldim bilmiyorum. İzlerken aklıma bu geldi. Ben kurguma girdim. Çekemedim ama yarın bir tane telefonun görüntülerini çekeceğiz Buğur abiyle. O yüzden Buğur abiye uğradım ben. Hızlı bir uğrayış oldu. Eve dönüş abi, saat kaç oldu? Telefonu da şimdi gösteremiyorum. Böyle işler oluyor mesela. Bir kanal bir telefonun tanıtımını alıyor. Mesela bana da olmuş daha önce. Bir motosiklet tanıtımı, bir de araba tanıtımında yaşamıştım daha önce. Ürünü alıyorsunuz ya da ürünü incelemeye alıyorsunuz ya da ilk tanıtım videosunu çekeceksiniz. Araç henüz Türkiye'ye gelmemiş. Yurt dışına tanıtımı yapılacak, basına duyurulacak falan. Belli bir ambargosu oluyor. Mesela sağlıyorum işte Ekim ayındayız. 27 Ekim saat 7 kadar bu araçla ilgili herhangi bir haber ya da görüntü yayınlayamazsınız diyor mesela marka. Siz de yayınlayamıyorsunuz. Sonra işte 27 Ekim saat 7 oluyor. O saatten sonra isterseniz internet sitesine haber çıkın. İsterseniz arabayla ilgili video çekin YouTube'a. Hani elinizde olan görsellerle, lansman görüntüleriyle. Böyle işler oluyor. Evet, dün gece bahsettiğim şu telefonun kamerasının ne kadar kayıtlı olduğunu bakmak için Vadi İstanbul'a gideceğim şimdi. Orada birkaç tane fotoğraf, video işte geniş açıda ya da işte portre modunda vesaire. Şimdi gideyim bu görüntüleri çekeyim. Geceden beri anlamsız kasılıyorum, tamam mı? Telefonu gösteremiyorum ama bir şeyler anlatıyorum falan. Bugün de aynı şekilde devam etti. Şimdi diyeceksiniz ki biz biraz önce gördük. Çünkü beni aradılar. Dediler ki senin vlog koymanda sakınca yok. Teşekkür ederim bu arada vlog koymamda sakınca olmadığı için. Şu an bu iPhone'la etrafımın görüntüsü. Ben herhangi bir gimbal falan kullanmıyorum. Telefon elimde. 0.5x'te çektiği bu. Şimdi bir de Samsung'da deneyelim.
Genelde böyle renkleri falan anlamak için bu tarz ortamlar çok müsait oluyor. Şimdi kendim için şunu denemek istiyorum. Mesela ben yıllardır iPhone kullanıyorum. B2 6'dan beri, 5'ten beri iPhone kullanıyorum. Ne 5 lan? 3GS'den beri falan iPhone kullanıyorum. Bir ara BlackBerry furyamız oldu. Onun dışında iPhone. Mesela vlogu da şu an iPhone'la çekiyorum. Bununla çeksem nasıl olur? İkisini kıyaslayalım mı? Hadi kıyaslayalım. Bu da Samsung. Ben birçok yorumlamasını yaparım ama ilk dikkatinizi çeken büyük ihtimalle renkler olmuştur. Akıcılık farklıdır görüntüde. FPS farklıdır. O telefonun ayarlarından dolayı bu ayarlarda çekmem gerektiği için değiştirmedim. Bu şu an 1080-60 FPS çekiyor. Bu arada şimdi görüntüleri aktarırken bir yandan da bahsedeyim. Telefon Samsung'un Galaxy S20 Fan Edition modeli. Ben şimdi görüntülerimi çektim. Tek size bahsedememiştim. Güzel bir telefon. Yani detaylı incelemesini Burak abinin kanalında izleriz hep beraber. Benim de test edemediğim şeyler oldu. Durum böyle. Bir Hamza'yı arayabilir Havalı moda girdin. Sabahtan beri apaçı apaçı konuşuyoruz. Kamera görünce ben bir başım oynadım. F21'i alamadık. Ofisteyiz. Ben videoyu bitirdim. Saat 2.30. İlk ayda aranje ile uğraşıyor. Ve her erkeğin kaliteli etkinliği olan çalışıyoruz ayağına yaptığımız bu etkinliğe hazır mısınız? Ben Barcelona'yım. Berbat bir takım. Oğlum nerede? Kaliteli etkinlik be. O sefer ne olduğunu anlatsana. En son 6'yı attım. Diyor ki dur artık diyor, yeter artık. İnsafsız diyor. Anlat lan. Hala. Hayır olsa kredi yok. Çekip alırsın. Ya bırak oğlum. İlen pehlivan. Güreşe doymazmış kardeş. Bu hafta da böyle geçti. O zaman beğenmeyi. Yorum yapmayı. Adamsın sen. Helal olsun sana. Abone olmayı unutmayın. En kötü haftaya salı görüşürüz ama büyük ihtimalle cuma cumartesi mobilde nasıl video yapılır tarzında bir video gelecek. Sizi öpüyorum. Seviyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler diyorum. Biraz önce izlediğiniz görüntülerde pazar günü Scrambler Ducati için yaptığım çekimlerdi. Onun detaylı videosu onların kanalına gelecek. Instagram'dan takip edenler için onu da yukarı kaydır atarım. Haberiniz olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz.